Üzücü bir olay. İzmir'de yeniden deprem gerçeği. Bir yılın kendisi sıkıntılı. 2020'nin kendisi nasıl bir yılsa artık yani. Ben de bir İzmirli olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabır ve bir an önce de devletimizin de desteğiyle yaraların kapanmasını, acil şifalar diliyoruz yaralılara da. Üzücü. Tabii hani yaşadığınız, doğduğunuz şehri o halde görünce insan böyle bir burkuluyor. Umarım yaralar bir an önce sarılır diyelim abi. Hayatlarını kaybedenlere, yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum ben de buradan. Umarım yaralar bir an önce sarılır diyelim. Gelelim hayatın gerçeklerine, devam ediyoruz. Yatay biraz da satıcılı bir piyasa vardı. Bu arada 13.900 doları gördü Bitcoin. Burası önemli. Direnç seviyemizde hedefti. Kısa vadeli hedefti. 13.914.000 dolar seviyesi. Orayı gördü Bitcoin. Hala onlara yakın seyrediyor. Birkaç volatil hareket yaptı. 13.100, 13.400 falan filan. 13.800'lerde şu an. Altcoin'ler biraz satıcılı. Ama sadece altcoin'lerde değil. Bakıyoruz küresel endekslerde de biraz satıcılı bir hareket olduğunu görüyoruz. Altın da düştü abi. Evet yani. Türkiye gram altın olarak bakarsan yükseldi ama evet, aynen. Altın 1860'a kadar düştü aslında. Orada da bir bekleme var. Doğru Türkiye'de ya. Her şey yükseliyor. Ne güzel değil mi? Yani düşse bile küresel piyasalarda bizde yükseliyor. Yani. Çok güzel bir şey. Pembe bir ülke. Evet, mesela dolar yükseliyor, altın yükseliyor. Her şey yükseliyor. Çok sempatik bir hale gelmeye başladı. Ben pek orada öyle düşünmüyorum da nasip. En azından yayında söylemiyorum. Şimdi abi geçtiğimiz hafta ne oldu? Biliyorsun PayPal haberini konuşmuştuk bir önceki hafta. Circle şirketinin CEO'su PayPal üzerinden yaptığı bir Bitcoin alımını paylaşmış. Süreç başladı yani PayPal. Yani evet başladı. Küresel oyuncuların piyasaya girdiğini bayağıdır konuşuyoruz zaten. Diyoruz ki şu oluyor, bu oluyor. Kötü şeyler de oluyor işte. BitMEX hakkında CFTC işlemlerini durduruyor. OKEX kendisiyle alakalı bir işlemden dolayı para çekimlerine yasak getirdi falan. Bunlardan da bahsediyoruz ama ekosistemin genel olarak büyüdüğünü de anlatıyoruz. Çünkü doğru. Ekosistem genel olarak da büyüyor çünkü. Bir örnek daha vereceğim. 2017 yılında Bitcoin ile ilgilendiği için işçi çıkaran, çalışan çıkaran JP Morgan, Amerika'nın en büyük bankalarından bir tanesidir. Eski de bankalarından bir tanesidir bu arada. Onyx diye bir blockchain bölümü kurmuş abi geçtiğimiz hafta. Ve GPM Coin diye de bir ödeme sistemlerine aracılık olacak bir tane de ürün. Kabullendi yani. Evet yani kabullenmiş oluyorlar böylece ve yarışın içinde olmak istiyor. Hani merkez bankaları da yarışıyor ya, hatta biz de varız. Hani Cumhurbaşkanlığının da bir kalkınma planının bir tanesinde vardı. Var var. Blockchain teknolojilerine karşı, işte blockchain teknolojinin yatırım yapılması, araştırılmasına dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzman alımında bulunacağını açıklamıştı. Aynı şekilde Kanada Merkez Bankası'na. Sektör oraya doğru gidiyor. JP Morgan bunu söylemesi ama önemli bir şey. JP Morgan şunu da söylüyor. Bitcoin bu işlerin altındır diyor. Seni duymuş. Zaten bu yüzden de mesela Bitcoin geçen hafta %7 dolar bazında yükseldi. 8.37, 8.40'a giden kurdan dolayı da %10, %10.5 civarında TL bazında yükseldi. JP Morgan notunu düştük. Bir de geçtiğimiz hafta bir konu oldu. Şimdi JP Morgan diyor ki, bu diyor bir varlık saklama enstrümanı. Paranın zaten özelliklerinden bir tanesidir varlık, değer saklama. Bir diğeri de diyor, ödemeleri aracı olması. Bu sebeple de altın evet değerli ama kripto paraların bir de bu şekilde bir fonksiyonu var diyor. Biz zaten bunu işte 8 yayın herhalde, 8. yayındır da konuşuyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Özü şu bu konuşmaların özeti. Bu sektör ya da bu teknolojiler bir yere doğru gidiyor. Haydi içinde olun değil. O sizin tercihiniz. Olursunuz olmazsınız falan. O kadar. Bu oynaklık barındırıyor. Bir önceki hafta %16, %17 yükseldi. Bu hafta %11 düştü mesela Link. AVAX %13 düştü. Yıllık bazda evet hala bir trendin içerisinde, bir trendin içerisinde. Ama oynaklık var mı? Var. Bu oynaklığın olmadığı anlamına gelmiyor. Zaten oynaklık yok da demiyoruz da biz. Şu şeye bağlayacağım üstad. Bu ödemeleri aracı diyor ya JP Morgan. Geçen hafta bir transfer oldu tek seferde. A cüzdanından B cüzdanına transfer oldu. Ne kadar olmuş olabilir sence? Tahmin et. Bitcoin transferi mi? Bitcoin. Bitcoin adedi ya söyleyebilirsin ya da dolar cinsinden söyleyebilirsin. Salla şimdi bir şey. Böyle söyleyince çok yüksek bir şey söylemen gerektiğini düşünüyorsun ya. Evet. Yani böyle durumlarda 50 milyon dolar. 88.857 adet Bitcoin transfer etmiş bir beyefendi ya da hanımefendi. A cüzdanından B cüzdanına 1.2 milyar dolar kabaca transfer yapıyor. Yani herhalde bulunduğu ülkede bir QE yapmaya karar verdi. Hayır, tek evet. İşlem mi abi bu? Tek işlem. Tek işlem ve 3.62 dolar ödemiş bu işlem için sadece. Çok para harcamış abi. Harcadığı parayı hedgelemiştir muhtemelen bir yerde. Olabilir. 3.60 dolar. Birkaç dakikada geçen, işte Bitcoin konuysa eğer bu, işte bir 8-10 dakikada fazlasını söylüyorum, olan bir işlem. Bu kadar yüklü miktardaki bir para hareketi çok hızlı ve çok güvenli bir şekilde bir yerden bir yere doğru yapılabiliyor. İsim belli mi abi? İsim belli değil üstad. O kendini açıklamazsa belli olmaz öyle şeyler. Öyle mi? Bir bankacılık işlemi olsaydı mutlaka isim cisim falan filan verilmesi gerekmiyor muydu? Hatta evet. Devletlere belki bu konuyla ilgili rapor vermek gerekiyor.
Hatta belki engellerle karşılaşıyorsun falan. 1.2 milyar doları bir kalemle transfer ediyor. Kimin transfer ettiği belli değil, kimin aldığı belli değil. Ha, bazı açılardan baktığın zaman bu olumsuz gibi görünebilir ama bir başka açıdan baktığın zaman da işin ne kadar hızlı olduğunu ve gizlilik esasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bence. Ya zaten şu an işte 2 haftadır şeyi konuşuyoruz, 2,5 haftadır diyelim. Merkez bankalarının bu CBDC ürünlerini, Merkez Bankası dijital para birimleri konusunu konuşuyoruz hep. Onların işaret ettiği noktalardan bir tanesi de bankacıların aracılık olma fonksiyonunu düşüreceği. Bunu bir taraftan risk olarak okuyor Merkez Bankaları, bir taraftan da fayda olarak okuyor açıkçası. Örnek veriyorum, buradan biz bırak boş ver 1.2 milyar doları, 1 milyon dolar bir yere transfer etmek istesek muhbir banka girecek, o karşılayıcı bankada 50 tane evrak bildirmen gerekir. Eğer bu bir sözleşmeye konu ise, ticari bir işlemse, o sözleşmeleri hatta paylaşman gerekir belli montanlarda. Doğru. Eğer montan büyürse, ülke içerisine getireceksen ya da çıkartacaksan ilgili ülkelerin merkez bankalarından da onay alman gerekir. Artı masraf, onu zaten cabası, onu geçtim. 3 i̇şte, dolara transfer edebilir misin bu kadar parayı? Pek mümkün değil 3 dolara elbette. Demem o ki piyasa oraya doğru gidiyor. JP Morgan işe girmesi, geçen haftalarda AVAX konuştuk. AVAX'ın olması ve daha fazla konvansiyonel piyasaların, daha fazla konvansiyonel oyuncuların, eski bildiğimiz geleneksel oyuncuların, geleneksel bankacılık sisteminin oyunun içinde olması, kripto paralar üzerine yazılan yeni finansal enstrümanların türemesine yol açıyor. Kripto Volatility Index çıkartmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi normalde VIX endeksi vardır. Yani volatility, yani oynaklık endeksi vardır VIX küresel olarak. Bu Amerika'daki opsiyon piyasasında yazılmış opsiyonların, alım ve satım opsiyonlarının oynaklıklarından türetilen bir endeks. Opsiyonlardaki oynaklık, yön bilinmezlik ne kadar artarsa VIX de bundan o kadar etkilenir ve ne işe yarıyor? Artar. Açıkçası piyasanın, piyasadaki oynaklığın arttığını ve artacağına delalettir. Genel olarak da tahmin etmenin ötesinde olanı biraz daha fazla açıklar. Korku endeksi diye de tanımlanır. Bunun benzerini kripto için de yapmışlar. Pandemi sonrasında VIX'e bakıyorum. Yani S&P 500 üstüne olana bakıyorum Amerika'daki. Mesela Şubat'ın ortalarında 14-16 seviyesindeymiş. Pandemi çıkmış Mart sonu, Mart ortalarında 83 görmüş abi. Amerikan seçimlerine dair biz ne biliyoruz? Bir şeyi biliyoruz ki 3 Kasım'da kimin seçilmeyeceğini. Anketler şimdi birbirine çok yakın. Biz 2 haftadır şeyi konuştuk. 2-3 haftadır. Kaç haftadır konuştuk? İşte konuşuyoruz yani seçim yaklaştıkça. Diyoruz ki Biden arttırdı farkı Trump. Aman onunla dalga geçti. İşte farkı daraldı, açıldı falan filan. Şimdi gene gelmeden Real Politics'ten baktım. Böyle bir tık daha sanki Biden lehine açılmış gibi görünüyor. O gece kimin seçileceğini gerçekten bilmiyoruz. Doğru mu? Evet. Biz bunu ne zamanlar bilmiyorduk? Örnek veriyorum. İngiltere referandumunda bilmiyorduk. Brexit referandumunda. Bizim yerel seçimlerimizde bilmiyorduk. Almanya seçimlerinde bilmiyorduk biz bunu. Şimdi böyle referandum veya seçimlerde bir şeyi biliyoruz. Seçimin ertesi günü ne olacağını bilmiyor olduğumuz seçim sonucunu. Hı hı. Ya Trump başkan başa kuzgun leke mi şey. Şimdi abi şunu bilmiyoruz. Tutamadın değil mi? Yine tutamadım abi. Şimdi Trump başkan, aslan liderimiz gelirse eğer, örnek veriyorum, ya da Biden gelirse şu kesin. Piyasalarda bir oynaklık olacak. Doğru mu? Böyle zamanlarda şu iddiada bulunulabilir. Ben 13.400 dolar orta fiyatını alıyorum Bitcoin'in. Tamam, bu bir opsiyon olsa. Ya birinin üstünde ya 13.300 doların altında olacağına bir iddiaya giriyorum diyebilirsin. Bu bir oynaklık stratejisidir. Oynaklığı trade etmiş olursun. Buradan da para kazanabilirsin. Görüyorum ki ben bir süre sonra mesela JP Morgan, Goldman gibi böyle büyük abiler oyuna girdiğinde bunlar bu piyasalarda piyasa yapıcı olacaklar. Kripto para tutacaklar kendi özellerinde yüksek miktarlarda. Tuttukları kripto paralar üzerine enstrüman yazacaklar, kontratlar yazacaklar. Bunlar üzerine opsiyonlar, swaplar. Piyasayı bu derinleştirecek daha fazla. Kripto paraların geneli için pozitif bir gelişme. Regülasyonda hızlı çağıran bir gelişme bu arada. Yani böyle şeyler oluyorsa JP Morgan çünkü dönüp bakacak, ben bunu nasıl yapacağım diye soracak. Nasıl yapacağını elbette biliyor adam da hangi regülasyonla yapacağım diye soracak. Kuralım ne olacak? Bravo, aynen öyle. Kuralım ne olacak? Evet. Hadi gel bir küçük bir magazin yapalım. Niye? Böyle satır arasında söylediydin bana onu ama. Niye? Trump reis için bir endeks geliştirmişler. Abi endeks değildi. Ya ondan bahsetsene biraz. Tamam. Endeks değildi, o şu. 2008'de biz ne yapmıştık? Amerika'da ne yapmışlardı? Günahkarlar. Tövbe. Küfarlar. Hay Allah. Evet. 2008 yılında ne yapmışlardı abi? Bir sürü ürünü sekürütize etmişlerdi. Yani menkul kıymetleştirmişlerdi. Sonra sekürütize ettikleri ürünü bir daha sekürütize etmişlerdi. Sonra bir daha sekürütize edip oradan bazı ürünleri de gidip sigortalamışlardı. Ya biz çok saçmaladık, abarttık işi. Artık bu an bir gidip bunu sigortalayayım falan demişlerdi 2008'de. O hepsi de patladı sonra. Doğru, arka arka. Top yakın. Bunun kripto paralar yansıması, kripto paralardaki yansıması da şu. Buna tokenize deniyor. Yani aslında bir ürün alıyorsun. Bu ürünü tokenlaştırıyorsun.
ve ona bir değer atfediyorsun. Doğru yanlıştı. Çok doğru olursa, altı inanılmaz dolu olursa ve düzgün bir teknolojiye yazılmışsa biz ona diyoruz ki işte link diyoruz. Sallıyorum. Tamam. Ether diyoruz. Ether diyor, Bitcoin şey diyoruz. Şimdi bir borsa Trump'ın kazanması ve kaybetmesi üzerine iki tane token yapmış. Trump win, İngilizcelerini söyleyeceğim doğrusu. Trump win, Trump lose diye iki tane token yapmış. Ve Trump lose'un fiyatı artmış abi. O 0.59'a çıkmış. Trump win'in fiyatı da 0.36'da kalmış. Yani Trump reisi satmışlar. Öyle diyelim. Açıkçası Trump reisi satmışlar. Yani olmaz diyorlar Trump reisi artık. Olmaz evet yani. Başka ülkede olsa mesela kapatırlar o exchange'i direkt. Tabii tabii. Sen nasıl bu böyle bir şey yaparsın? Ya bir bizde olmaz o, bir Amerika'da olmaz da. Bizde olmaz, Amerika'da olmaz aynen. Senegal'de olmuyor. Kamboçya'da olmaz. Kamboçya'da. Kamboçya gene iyi deme öyle. Togo mu ne var ya öyle bir ülke. Togo. Yani. Togo çok. Vanuatu'da falan olmaz herhalde. Yani. Togo hep bana hep ayakkabı markası gibi. Var yani. Öyle bir ayakkabı markası ama var, yani bir de Togo diye bir ülke. Ama yani evet güzel bir ülke. Orada da yok ama. Orada yok. Yani hani böyle bir ürün yapmışlar ve buradan da şu sonucu çıkarımda bulunuyorlar. Tabii hafif böyle bir geyik bir konu bu. Ben ama hala ufak bir şerh koyuyorum. Emin değilim abi gerçekten. O anketlere 50 tane falan anket var alt alta RioPolitics'te. Hepsi Biden'ın önünde olduğunu söylüyor. Birçok eyalette. Ama ben yine de emin olamıyorum. Belki bu 18 yıllık falan yaradan dolayıdır. İş tutturamıyordun değil mi? Sıfır abi. Sıfır. Net yani. Trump konusunda emin ol, ben de hiçbir şey söyleyemiyorum. Değil mi? Bırakıyorsun değil mi böyle bir güven payı? Biden kazanacak aynen. Diyemiyorum. Güven payı değil. Ben Biden kazanacak diyemiyorum. Ben abi. De diyemiyorum abi. Aynen. Sanki son anda bir şey olacak, kedi girecek falan gibi bir korkum var. Yani bir endişem aman, var yani. Aman. Olur abi. Orada CNN falan 3 Kasım'da hemen o akşam açıklarmış. 7'de açıklıyormuş her şeyi abi. Öyle mi? Öyleymiş. 7'de hemen. 7'de Trump kazan diyormuş. Konu bitiyormuş yani. Sonra herkes evlerine dağılıyormuş. Tamam. Bitti kardeşim falan diye. Ben Bitcoin'e çok şaşırdım ama. Neden? Hiç kıpırdamadı. Aksine yukarıya doğru gitti. Mesela altcoin'ler düştü ama Bitcoin kaya gibi duruyor. Abi birkaç fikri var onun. Bir tanesi habire oyuncu giriyor piyasaya. Bir ikincisi insanlar böyle dönemlerde altcoin sattığında birkaç şey alıyorlar. Bir tanesi Bitcoin, bir tanesi de Tether. Bitcoin'in de bu dominansını arttırıyor böyle dönemlerde. Tabii hani pandemide de benzerini görmüştük yani işte. Bitcoin dominansı pat diye fırlamıştı yukarı. Şu anda da benzer bir şey var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Dün baktım buna. Gelmeden Bitcoin'in çevrimde olan, sirkülasyonda olan miktarı artıyor ama 7 yıldan fazla süredir hareket etmeyen Bitcoin'leri için diyorlar ki bu Bitcoin'ler ya unutuldu ya kayboldu ya da bir şekilde hareket etmiyor. Kabaca diyor ki 15,5 milyon civarında, 15.4 milyon civarında şu an sirkülasyonda Bitcoin var ve bu Ocak başından itibaren de azalıyor. Bitcoin fiyatı neden yükseliyor diye soruyorsun ya her hafta. Ben de her hafta bıktım sen abi sen. Yeter artık ya. 100 bin olmayacak Selçuk. Olmayacak mı 100 bin? Abi şöyle. Olacak mı abi 100 bin? Nasip üstad onu ben bilemem. Kısmet diyorsun. Evet Trump reis bilir. Dolaşımdaki Bitcoin azalıyor. Dolaşımdaki Bitcoin azalıyor ve buna talep artıyor. Projeler diyoruz, işte katılımcılar diyoruz vesaire vesaire işte. Velhasıl Bitcoin'in fiyatını bu böyle şeyler pozitif etkiliyor üstad. Bu notu düşmek istedim. Bir bu. İkincisi de görüyorum ki yine bu bir Glassnode verisidir. Açık kaynak bunlar. İnsanlar bir login şifreyle açıp ulaşabilirler. Bakıyorum Mart'ın ortasından itibaren Bitcoin özelinde borsalarda tutulan Bitcoin miktarı azalmış. Borsa azaltmış demiyorum. Yatırımcıların borsalarda tuttukları Bitcoin miktarı azalmış. Neden borsaya getirirsin Bitcoin'i? Bozmak için getirirsin. Değil mi? Doğru. Dolayısıyla bu azalıyorsa borsada değildir. Ne bir yerdedir. Satmıyor adam yani Bitcoin'i. Bitcoin'i pozitif olarak. Cebinde, cüzdanında, cebinde, kasasında, cüzdanında bir şey. Orada burada evet, bir yerde aynen. Duruyor yani aynen, bu para. Evet. Borsalarda olan Bitcoin miktarı her geçen gün azalıyor. Bu da fiyat açısından bu da fiyat bir şey. Açısından evet pozitif bir şey olarak yorumlamak mümkün. Gelmeden Kasım ve Aralık vadelere baktım. Burada doğası gereği yani ürünün doğası gereği mevcut fiyat neyse onun etrafında bir kümelenme zaten olur yani. Hani 13.000 etrafında işte 13.800'e şu an. Onun etrafında bir kümelenme oluyor. Ve buradan uzaklaştıkça da o fiyat açılarak artar. Şimdi Mart 2021 ve Haziran 2021 vadelere bakıyorum. Oralarda 35.000, 40.000'ler falan bidedilmeye başlanmış. Bu şu yorum demek değil. Mart'ta 40.000'e mi gidecek? Hayır değil bu. Ama insanlar onu da masaya getirmeye başlamışlar. Birileri Mart'ta Bitcoin 40.000 dolar olacak diye kendini hece diyor diyelim. Kendini hece diyor. Evet. Böyle bir ihtimalin olduğunu gören bir kesim de var. Bir fırsat olduğunu da görüyorsa o fırsatı çok ucuzken satın almak istiyor. Oradaki o fiyat olasılığını görmüş demek ki adam bir iddiası var. Şu cümleyle özetleyebilirim abi bunu. 100 bin dolar olur mu Gökalp? Abi şaşırmam 100 bin dolar olduğunda ya bir dakika ya hiç düşünmüyordum bunu demeyeceğim 100 bin dolara giderse eğer Bitcoin. Ama bunu çok paylaşmak da istemiyorum yani. O sevinci içimde yaşıyorum. Bu kripto para işini sadece Bitcoin için konuşmuyorum. Diğerleri için de konuşuyorum. Kurt
Kurtköy'de arazi almaya benzetiyorum. 20 yıl önce ama. Ulan dağ başı burası alınır mı falan. Bence 20 yıl önce değil. 10 yıl önce olabilir evet. Yani 20 yıl önce değil. Oraya bile gitmeye gerek yok. Doğru söylüyorsun. Çünkü onun 20 yılı Bitcoin'in 2010'ları falan, 2011'leri falan olması lazım yani. Ha bu arada şunu söyleyelim. Geçen hafta Link düşebilir dedik. AVAX düşebilir dedik. Ha bu seviyelerden alınır mı? Alınır dedik. Ether düşer mi? Düşebilir dedik. Şunu çok net söylüyorum arkadaşlar. Hiçbir enstrümanı tepeden satamazsınız, dipten alamazsınız. Bir yerden alacaksan alacaksın. Ha bunu 3 günlüğüne de alıyorsan alma zaten abi. İhtiyacın olan bir parayla, hemen yarın ödemen gereken bir parayla alıyorsan alma. Kripto paralar için konuşmuyorum bak. Bütün enstrümanlar için konuşuyorum Gökhan. Altın da alsan, dolar da alsan, sterlin de alsan, borsaya da girsen, kripto borsasına da girip oradan bir kripto ürünü de alsan 3 günde şansın yaver giderse 1-2 defa kazanırsın ama 3.'de öyle bir çakılırsın ki neye uğradığını şaşırırsın abi. Bir kitap tavsiye edebilir miyim? Et abi. Michael Cowell'ın Trend Takipçisi kitabının adı. Eğer herhangi bir yatırım enstrümanına ilgisi varsa bir izleyenin alıp mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Süper. 80'lerden beri olan trade etmiş 6-7 tane yanlış hatırlamıyorsam sihirbazı, e-trader'ı ve fon yöneticisinin hayatlarını ve şeylerini anlatıyor. Nasıl trade ettiklerini anlatıyor. Hı. Aslında bir trading kitabı. Hayatını anlatmıyor sadece. Nasıl trade etmen gerektiğini de anlatıyor. Orada şunu söyler. Bir trendin yalnızca 1/3'ünü yakalayabilirsin der. Yani girişteki 1/3'ünü muhtemelen yakalayamadın. Çünkü orada tanımlıyorsun ancak trendi. En tepedeki 1/3'ünde de nereden çıkacağını bilemiyordun. Dolayısıyla onu da kestiremedin ama aradaki 1/3'ü yakalayabilirsin ve onu yakalıyorsan da başarılısın doğru, der. Doğru abi. Çok güzel bir resim. Merak edenler, daha fazla ilgi duyanlar açıp okuyabilir. Bir daha bayağı söyler misin? Michael Cowell Trend Takipçisi. Süper. Birkaç yayın evinden var. Birkaç online kitapçısından da alabilirsiniz. Bir iki cümle piyasadan da bahsedeyim. İstersen bitirelim. Siz nasıl arzu edersiniz? Ne demek? Ne demek şimdi efendim? Biz ya koskoca ne? Kripto kahiniyle yani, bizim burada şey yapmamız. Kripto kahini Allah. Biz kuluz abi. Biz ne istiyoruz? Biz neyse bir ekmek bir su. Kaderimizi yaşıyoruz. Şu seviyelere gerçekten dikkat çekmiştik. 13.850-12.000 vardı aşağı. Tepede 17.000 var hala. Biraz bu seçim öncesinde pozisyon almalarını önermiyorum yatırımcıların. Beklemek biraz daha faydalı olabilir. Ether'deki trend hala yükseliş trendi korunuyor. Seçim öncesinde elbette düzeltme hareketleri beklenir. Ether'deki 350'nin Link'teki karşılığı da 10.50. Hala orada da yükseliş kanalının korunduğunu görüyorum. AVAX yine biraz gol yiyen tarafta. 3.65-3.62 civarlarında AVAX. Söylemler neyse ilk baştaki bu ürünlere dair aynılarını hala korumak gerekiyor. Çünkü ürün neyse onu anlatıyoruz. Yoksa bu alın satın gibi fikir vermiyoruz kimseye. Seçim sonrası haftası ne bekliyoruz? Kripto para almış yatırımcı karının yakınlarına stop loss koyup çıkmayı düşünmeli seçimden önce. Biraz riskli olabilir, oynaklık yüksek olabilir o hafta. Geçen hafta da bundan bahsetmiştik. Seçimden sonraki hafta için pozisyon almak doğru olabilir. Oraya giderken de bu haftayı biraz daha böyle okumakla, araştırmakla, işte blog yazıları, makaleler veya işte kripto para ne veya işte küresel piyasa, sadece kripto para da değil, finans piyasaları nereye gidiyor'yu izlemekle geçirebilir. Seni izleyebilirler. Dolar TL zaten geldi 8.40'a. 8.20, 8.40 dedin. Benim hakkımda söylediğin şeylerle alakalı da korkuyorum artık. Ben de senden korkuyorum. Yani. Sen de 13.000 dedin, yarın olur dedin. 13.900'dayız. Çok teşekkür ediyorum Gökhan geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Sahiden riskli bir haftaya giriyoruz bu arada. Evet. Bütün piyasalarda, sadece kripto paralarla ilgili değil arkadaşlar, bütün piyasalarda bir bekle gör sürecindeyiz. Bravo, evet. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Mümkün olduğunca pozisyonunuzu bozmayın derim ben. Durun, bekleyin. Evet, bir takım gevşemeler olabilir. Yatay seyirler olabilir. Bunlar geçici olacak. Önümüzde çok sıkıntılı bir süreç var, pandemi var, ekonomilerdeki daralma var, kapanmalar var vesaire vesaire vesaire. Bütün bunlar piyasaları etkileyecek. Altın çok agresif bir şekilde yükselecek. Türkiye'de dolar yükselmeye devam edecek ki dünyada da yükseliş eğilimine devam edecek. Petrol fiyatları çok hızlı bir şekilde düşecek bana göre arkadaşlar. Kripto paralar da özellikle Bitcoin gördüğüm kadarıyla altın gibi değil mi? Yani altınla birlikte yükseliyor. Orada da bir 100 bin dolar diyor Gökalp İçer. Atat beni ateşe atar. 1 milyon diyorum abi. 10 milyon diyorum yani. 100 milyar. Baloncuk. Eyvallah. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Abi ne demek? Ağzına sağlık, ben teşekkür ederim. Görüş, saygılar. Sağ ol. İyi hafta sonları herkese. İyi hafta sonları herkese. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.